Üsküdar Üniversitesi'nden eğitime büyük destek. Sağlık, sosyal, tarih ve kültür kaynakları yönetim alanlarında ülkemizin kişisel ve toplumsal ruh sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen Üsküdar Üniversitesi eğitimde bir ilki daha gerçekleştirdi. Ülkemizin sosyoekonomik ve kültürel yapısına katkı sağlayacak uluslararası düzeyde eğitim ilki edinen Üsküdar Üniversitesi, geçmişten gelen birikimlerini şimdi Türk eğitimine aktarıyor. Bu kapsamda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iki dev rehberlik protokolü imzalandı. Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde üniversite ana binasında gerçekleştirilen imza törenine çok sayıda akademisyen katıldı. Özellikle insan beyni nasıl çalışıyor? Rehberlikte pozitif psikoloji ve değerler eğitimini kapsayan iki protokolün imza töreni açılış konuşmasını yapan Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Uzman Psikolog Orhan Gümüşel, okul rehberlik servislerinin koruyucu ruh sağlığının ilk istasyonları olması gerektiğine dikkat çekti. Bu projedeki amacımız okul rehberlik servislerini, ki biz şuna inanıyoruz, okul rehberlik servisleri koruyucu ruh sağlığı kapsamında ilk istasyonlar olabilmeli. Ve bu ilk istasyonlar özellikle patolojik düzeye gelmiş hastalıkların, gelebilecek hastalıkların erken teşhisinde ve yönlendirilmesinde büyük avantaj sağlayacaktır. Uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunu vurgulayan Gümüşel, projeyle tüm rehber öğretmenlere ulaşmayı hedeflediklerini de söyledi. Okul rehberlik servisinde çalışan profesyonellerin bu bilgilerle donatılması, klinik gözlerinin de, eğitimci gözlerinin haricinde klinik gözlerinin de oluşması için böyle bir girişim. Bu tabii ki ilk girişimler ve henüz başlangıç diye düşünebilirsiniz. Buradaki amacımız çocuk ergen ruh sağlığı bozukluklarını tanıtmak. Bunlar da okulların ve tedavi ekiplerinin ve velilerin birlikte çalışarak komplike bir sistem üreterek hem ruh sağlığı tedavisinde hem de oluşması muhtemel ruh sağlığı bozukluklarının engellenmesinde büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Törende daha sonra söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Muammer Yıldız da projenin önemine dikkat çekti. Rehber öğretmenlerimizin hem belli konularda yönetme, yönlendirme ve okullarımızda biraz önce hocam ifade ettiği gibi temel problemlerin çıkış noktası itibariyle biz sadece problemin ortaya çıkması noktasında müdahale eden değil, proaktif bir şekilde önleyici adımlar atmamız gerekiyor. Bizim hedef kitlemiz olan çocuklarımız, onların ebeveynleri de bu işin içerisinde dahil, rehber öğretmenlerimiz burada çok merkezi bir görev yapıyorlar. O yüzden arkadaşlarımıza ilişkin böyle bir programın üniversitenin birikimiyle çok mütenasip ve gerçek anlamda biraz önce söylenildiği çerçevede tematik bir yaklaşımla ve alanının en iyileriyle, duayenleriyle hem akademik olarak hem kamuoyunun çok yakından tanıdığı ben hocamın şahsında, sayın rektörümüzün şahsında bütün ekibiyle gerçekten bir marka ortaya koyduklarını, kendilerinin zaten bu şekilde kamuoyunda biliniyor olmaları üniversitenin de haklı bir şekilde çok kısa süre içerisinde bütün bunları gerçekleştireceğine ben inanıyorum. Dolayısıyla böyle bir birlikteliğin de bir eğitim çıktısı anlamında bizim kurumlarımıza, okullarımıza fevkalede önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum. Yıldız, değerler eğitiminin okullarda ders olarak okutulması yönünde çalışacaklarını vurguladı. Yeni yasayla birlikte 4+4+ yasasıyla, Milli Eğitim Temel Yasası'nda yapılan bu değişiklikle umuyoruz ki zaten okullarımızda bu değerler eğitimi gibi etik değerlerimize, bizim kendi öz değerlerimizi ifade edebilecek yaklaşımlara seçenek de olsa, en azından seçenek noktasında belki ders çizelgelerinde de yer verebileceğiz. Örnek bir çalışma olsun ve umuyorum ki Üsküdar Üniversitesi ile bizim bundan sonra yapacağımız daha büyük projeler için bu bir girizgah olsun, bir başlangıç olsun. Sayın Rektörüme, ekibine, bize, bizimle kurumsal anlamda bu işbirliğini
yaptıkları için ve böyle bir çalışmada öncü oldukları için, katkı sundukları için çok çok teşekkür ederim. Davranış sağlığı ve bilimleri konusundaki birikimlerini Türk eğitimiyle paylaşacak olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhanse, projenin bir sosyal sorumluluk olduğunu söyledi. Bu eğitimde nasıl kullanılabilir? Eğitimde de kişiye pozitif psikolojinin değerlerini öğrettiğimiz zaman, ki bunlar hepsi artık beyin görüntüleme yöntemleriyle tespit edilmiş bilimsel kategori içerisindeki değerler. Bu değerleri öğrettiğimizde de bir kişiye kişisel koçluk öğretimi veriyorsunuz. Bir okuldaki bir öğrenciye PDR uzmanımız ona sadece sorunları için rehberlik yapmayacak. Onun mutlu olması için, hasta olmaması için de ona bazı değerler öğretecek. Tarhan, bu eğitimlerle aile ve okullardaki şiddet ve benzeri olayların da azalacağına inandığını kaydetti. Ve bunu kişisel koçluk gibi bir yaklaşım içerisinde, yaşam koçluğu gibi bir yaklaşım içerisinde bunu çocuklara, gençlere öğretilecek. Böyle olduğunda bakıyorsunuz okulda şiddet azalır. Aile içerisindeki şiddet azalır. Yani okul daha iyi yönetilebilir hale gelir. Dünyadaki eğitim sisteminin misyon, vizyon ve komisyon insanı yetiştirdiğinin altını çizen Rektör Tarhan, duygusal okuryazarlığın önemine vurgu yaptı. Tarhan, duygusal okuryazarlığın ders olarak okullarda öğretilmesi gerektiğini söyledi. Bizim hedefimiz çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak olmalı. Bunun olabilmesi için yeni ve farklı bakışlar gerekiyor. İşte duygusal, kendi alanımızda bizim duygusal okuryazarlık böyle bir alan ve bu psikiyatri alanında, insan psikolojisiyle uğraşanlarda, eğitimde bu kullanılırsa ancak çağdaş bilimin üstüne çıkabiliriz. Yani çocuklara duygusal okul yazarlığı gençlere öğretmek gerekiyor. Kendi duygularını okuyacak, duygularını ifadeyi okuyacak, başkalarının duygularını anlayacak, empati yapacak ve ilişki yönetimini kuracak, sağlıklı ilişki. Bu psikososyal beceridir. Bunları bilimsel tanımlaması yapılmış, metodolojisi geliştirilmiş, sistematize edilmiş şekilde yani öğrencilere öğretilirse o okulda daha huzur olur, o toplumda da barış olur. Tarhan bu alanda da bir de kitap müjdesi verdi. Türk psikiyatri ve psikolojisine yeni açılım getirdiklerini vurgulayan Tarhan, yeni 4+4+4 eğitim sistemine ilişkinde önemli değerlendirmelerde bulundu. 4+4+4 uygulamasının yani şu anda yasa çıktı. Yani bunu yani Türk toplumunun yararına nasıl uygularız da artık zihnimizi yormamız lazım. Bunun için eğitim psikolojisi burada ne öngörüyor? Yani eğitim psikolojisinde açısından baktığımızda bir çocuğun 0-6 yaş zihin modeliyle 6-10 yaş zihin modeli, 10-14 yaş zihin modeli, 14-18 yaş zihin modeli eğitimde farklıdır. Yani bunları 6-10 yaş, 10-14 yaş çocuğu aynı zihinsel modelle eğitmeye çalışmak zaten geri kalmış bir yaklaşımdı. Yani o çocuklara öğrenme modelleri farklı o çocukların. Onlara farklı programlar uygulanması gerekiyordu. Aynı ortamda olmamaları gerekiyordu. Çünkü bu aynı ortamda ilkokul birinci sınıfla 8. sınıf öğrencisi kaldığı zaman biri ergenliğe girmiş bir öğrenci, birisi birinci sınıfta daha soyut, sanal gerçeklik, soyut gerçeklik ve somut gerçeklik ayrımını yapamamış bir çocuğu aynı ortamda bulundurmak pedagojik olarak yanlıştı. Çocuklarda çifte standartlar oluşturma riski olan bir durumdu. Daha eğitim olarak hata yapma ihtimali yüksek olan bir durumdu. Bu zaten bütün dünyada da bu kademeli eğitim tarzındaki uygulamalar hemen hemen bütün dünyada %90'ın üzerinde ülke bu şekilde uyguluyor. Zaten Türkiye bu konuda çeşitli gerekçelerle geç kalmıştı. O hayata geçirildi. Bunu toplumu kucaklayacak projeler haline getirmek gerekiyor. Yani burada 4+4+4'e siyasi anlam vermeyelim artık diyorum. Yani buna, bu toplumun yararına bunu nasıl uygun bir hale getirirsek eğitim sistemimizde çocuğa iyi insan olma modelini 6-10 yaş arasında çocuğa nasıl öğretiriz? Okul öncesi çocuğa nasıl öğretiriz? Ergenlik dönemindeki gence nasıl öğretiriz? Ondan sonrasını nasıl öğretiriz? Hepsini yapılandırmamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak yani burada Türkiye gemisinin yararını böyle çeşitli
psikolojik savaş yöntemlerine kurban etmeyelim diyorum.